Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bazen uzun uzun bazen kısa kısa yapacağım arkadaşlar. Hepinizin haberi olsun. Şimdi kıymetli arkadaşlar bir şey rica ediyorum. Kanalda bir sıkıntı var. Olabildiğince beğeni atarsak videolara çok ama çok sevinirim. Fenerbahçe'ye Samsun Spor maçı öncesi iki müjde birden. Şimdi Trendyol Süper Lig'de biliyorsunuz. Pazar günü Samsun Spor'a konuk olacak Fenerbahçe'miz ve Fenerbahçe'mize güzel haberler peş peşe geliyor. Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı. Şimdi e, Alan Saint Maximen'in gribal enfeksiyonu sürüyor. İsmail Yüksek ise bireysel olarak Maximen'le birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü omuzundan bir sakatlığı vardı. Ha iyi tarafı, sevindirici tarafı nedir? Hani İsmail Yüksek'i yedekleyen bir Amrabat performansı var. En azından Amrabat performansı Hani e, sevindirici. Öte yandan diğer bir şey nedir? Mesela Bekao Ciku ikisi ikilisi diyelim. E, Çağlar'ın milli takıma gitmemesi, dinlenmesi. Hani Fenerbahçe savunması açısından iyiydi. Mert Müdür ikinci maçta oynamadı. Osay Samuel e, takımı maça çıkmadı. Yani sevindirici şeyler. Osterwolde milli takım kampına gitmeden Fenerbahçe savunması hazır. Bunu belirteyim. Orta sahada Fred zaten milli takıma gitmedi. Şimanski gitti. O yorgun dönecek. Bir Şimanski yorgunu var. Tadiç burada. Cengiz burada. Tadiç burada. Oğuz Aydın burada. Hani farklı bir e, formasyon deneyebilir mi? Acaba ya da farklı bir tercih dener mi? Bunu da izleyip göreceğiz. Hazırlıklar sürüyor arkadaşlar. Dünkü idmandan. Eee... Yani sabah antrenmanı Kore hareketleri ile başlıyor. Sağda ısınma, çabuk, koordinasyon, 3 grup halinde pas çalışması. Taktiksel, bireysel çalışmalara tamamlanıyor. Dediğim gibi bu isimlerde durumlar bu şekilde. Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklanmış. Şimdi sadece Fenerbahçe maçı önemli değil. Rakiplerin maçı da önemli. 19 Ekim Cumartesi günü birçok maç var. Kayserispor Gaziantep maçı falan var. Halli Umut vermişler. Tam da Kayserispor'un şey maçları. Hani Kayserispor burada yenilgi yaşarsa ben Halil Umut Başakşehir maçına Zorbay Küçüğü vermişler Galatasaray hakemi. Antalyaspor Spor Galatasaray maçına Ali şans alanı vermişler. İnşallah ev sahibi takıma şans verir. Pazar günü maçlarında Beşiktaş Konya Spor maçına Kadir Sağlam'ı vermişler. Galatasaraylı Kadir Sağlam'ı. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Beşiktaş bu maçta puan kaybı yaşarsa çok enteresan şeylere gebe Beşiktaş. Cümlemi unutmayın arkadaşlar. Samsun Spor Fenerbahçe maçına da Muhammed Meto olduğunu vermişler. Yani futbol şansımı yanında olsun ne diyeyim bilmiyorum. Bodrum Çaykur maçına da Oğuzhan Çakır'ı vermişler. Adana Demirspor haftayı bay geçiyor. Şimdi Fenerbahçe'de birçok gelişme var. Ülkelerine giden 13 futbolcudan 9 tanesi dün dönmüştü. Yani dün Kidman'da idmanda vardılar. Amrabat 1, Ennesiri 2, Livakovic 3, 3, Şimanski 4. Bu 4 isim bugün katılacaklar idmana. Bakın perşembe günündeyiz. Cuma, cumartesi yani 3 gün idmanla Samsun maçına çıkacaklar. Hani ben Amrabat'ı, Ennesiri'yi forvette bekliyorum. Yani ilk 11'de bekliyorum ikisini. Livakovic zaten malum ama kaleci de çok şey olmaz. E Şimanski de var 4. Aslına bakarsanız 4 futbolcumuz geç geliyor. Hocam bu kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Yani bir gün fazladan dinlenmiş olmaları bence iyi bir şey. Ya ben sonuca odaklıyım. Biraz daha sonuca bakarım. Onu söyleyeyim. Ee, Türkiye'de en beğendiğin forvet kim diyorlar? O şimhene. O da diyor ki Edin Ceko. Yani o bir efsane. Türkiye'ye gelmiş en iyi forvetlerden birisi. Şu an ligin en iyi forveti diyor. Ben başka bir cümle kurmuyorum arkadaşlar. Gerisini size bırakıyorum. edince Dzeko'da milli takımda iyiydi ama milli takımı malum yaşadığı şey ortadan. Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Medikana ki Sarı Melekleri tebrik ediyoruz. Ee, göğsümüzü kabarttılar. Ee, burada bir enteresanlık var. Çoğu kişinin dikkatine kaçmış. Benim de kaçtı. Şimdi kupa kazanıldı. Maçın en değerli oyuncusu Melisa Vargas seçildi. Ama Melisa Vargas'ın aynı zamanda doğum günüymüş. Ve taraftarlardan da doğum günü pastası sürprizi gelmiş. E, nice güzel yaşlara benim kızımın hayran olduğu isimlerden yani kızlarımın hayran olduğu isimlerden bir tanesi Melisa Vargas yolu baktı açık olsun. Şimdi milli boksörümüz bu Sena Sürmen diyor ki sevgili başkanımız Ali Koç olimpiyatlar boyunca benimle anne baba gibi ilgilendi hep ilgilendi her fırsatta arayıp sordu diyor. Yani Ali Koç'un <laughs> başkanlığına laf atabilirsiniz. <laughs> Kusura bakmayın başka şeyine laf atabilirsiniz ama gerçekten insan gibi insan. Hani ee, ne nasıl diyeyim size? Ya zengin çocuğu gibi değil ya. Hani bak Galatasaraylılar yalı çocuğu falan filan diyor ya. Gerçi kendileri ne çocuğu olsa onu da bilmiyoruz ama. Adam gibi adamdır Ali Koç ya. İnşallah da şampiyonlukla taşlandırır. Dün bir Galatasaraylı arkadaşımla konuştum da. Ali Koç araya bir tane şampiyonluk sıkıştırsaydı aslında var ya Türk futbolunun tarihi değişirdi. Ulan bak Atilla Salah'ı almış bilmem ne almış Crespo almış Vedat Muriç almış hani riske girmiş bir buçuğa iki buçuğa üç buçuğa falan futbolcu almış getirip 15'e 20 lira falan satmış Elif Elmas gerçi Aziz Yıldırım döneminde alındı ama satışlar e, Ferdi'nin mesela alışı belli satışı belli. Aslında Ali Koç bir hüviyet kazandırdı. Bugün diyor ki mesela dün arkadaşıma konuşurken Ya Gabriel Saray'a verilen parayı yazık diyoruz ya. İşte mesela Ennesiri daha kendini kanıtlamadı. Ya Fos da çıkabilir diyor. Doğru çünkü doğruya doğru. Hani 15-20 milyon euro para verdiysen, 19,5 milyon euro, 20 milyon euro para verdiysen Leblebi gibi gol atmasını bekleyeceksin. Yani durum bu. Neyse. Şimdi Fenerbahçe'de Ocak ayı sürprizi Serdar Azbun. Buraya gelelim. Şimdi daha önce Fenerbahçe'de oynarım diyor 29 yaşındaki İranlı forvet Serdar Azmun. Ee, Şabab Al Ahli ile temaslara başlayacakmış Fenerbahçe. Ya Serdar Azmun iyi bir Fenerbahçeli bilginiz olsun. Çok da iyi Türkçe konuşan birisi. Hocam sen de sallıyorsun ki. Yemin edeyim isterseniz arkadaşlar. Yani neyin üstüne el bastıyorsanız onun üstüne el basabilirim sıkıntı değil. Serdar Azmun iyi bir Fenerbahçeli çok da iyi Türkçe konuşan birisi. Lan İran'da ne kadar Türk var sizin haberiniz var mı? Mesela benim İran'dan takipçim yok diyordum. Bir ara bir akın ettiler saldırdılar resmen ya. Ben hiç bu kadar beklemiyordum yani. İran'a, İran'daki, Özbekistan'daki, Can Azerbaycan'daki bütün kardeşlerime, bütün takipçilere selam olsun. Bir ses versinler. Ben seni şu Türk diyarından takip ediyorum diye ya da yurt dışındaki kardeşler bir ses verin. Ben seni şu Türk diyarından ya da şu diyardan takip ediyorum diye. Herkese selam olsun. Ateş Ertan'a buradan selam olsun. Ateş yazlığım var falan diyorsun da. Yani ailemden kalmama izin falan varsa onu belirt de. Bana da yaz a şey olsun. Ya, <laughs> ya e, gerçekten Türkiye'de tatil yapmak neredeyse imkansız olmaya başladı. Yani farklı araçlara giriyoruz açıkçası. Olabildiğince. Bir de ben bir öğretmen maaşıyla elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hani ailemi de mutlu etmeye çalışıyorum. Allah yardımcısı olsun. Neyse. Şimdi Fenerbahçe'de Faslı golcü en nesini şimdiye kadar isteneni verememiş. Serdar Azmur hedef aldırmış. Bir gün mutlaka Fenerbahçe'de oynamak istiyorum demiş. Doğru. Şimdi devre arasında hamle yapacak falan filan diyor. Arkadaşlar bir şeyi çok merak ediyorum. Muhtemelen hiçbiriniz bakmadınız. Hani Serdar Azmur'un son durumu nedir? Yani Aklınızda e, nasıl bir Serdar Azmun kalmış onu da bilmiyorum. Arkadaşlar transfer markada giriyorsunuz. 8 milyon euro yazıyor. Yaşı 29. 1.86 boyunda ülkücü hareketin öncülerinden sevgili Serdar Azmun. 87 İran milli maçı 55 golü var. Şimdi gittiği ligde kendine gelmiş durumda. Forvet forvet arkası oynayabilen bir isim. 1.86 boyunda. 29 yaşında sözleşmesi 2027'ye kadar kulübüyle ve bu sezon 9 maç 9 gol 1 asist 689 dakikada tam kendine gelmiş. Almanya'daydı. Ee, daha doğrusu Zenit'ten Leverkusen'e 30 Ocak 2022'de bir şekilde geçmişti. 25 milyon euro piyasa değeri varken 2,5'a geçmişti. O da enteresandı yani. Leverkusen'de tutmadı haliyle. Bir buçuk senede tutmadı. Roma'ya kiralandı. Orada da tutmadı. Yani al ahli 5 milyon euroya parayı verip aldı. Al ahli de tuttu. Ama şu var. Biz e, falan gönderme niyetinde değiliz. Biz Ennesiri'yi kazanma niyetindeyiz. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'den Mario Verratti planı. Verratçiler sizi. Demek Verratti. Fenerbahçe Verat diye kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak. Gelecek sezon bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak istiyor. Alınan bilgilere göre Avrupa'ya dönmek istiyor. Ya Kürt arkadaşlarım beni daha iyi anladılar. Vırrekçi diye bir şey var. Bu haberi yapan kişinin adı Mario Vırrekçi. Yazın da millet merak etmesin ne demek olduğunu. Şimdi Verratti 31 yaşında merkez orta saha 1.65 boyunda İtalyan oyuncu 18 milyon euro piyasa değeri var ancak yazın sözleşmesi bitiyor. Buraya kadar okeyiz. Şimdi oyuncu ne yapıyor? Yani 13 Eylül 2023'te 45 milyon euroya gitti. 10 maça çıkmış bu sezon. 1 gol 1 asist 890 dakika. Yani 10 dakika maçın birinde erken çıkartılmış. O da kupa maçında. Hani ben Veratti'nin son durumunu bilmiyorum. Ama habere göre konuşuyorum. Avrupa'ya dönmek istiyormuş. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyormuş. Girişimler başlayacak diyor. Piyasa değeri 18 milyon euro. Hani şu haberi görünce ben diyorum ki ısmarlama bir haber. Güzel sallamışlar. Ya arkadaşlar bakın. Ben yılların habercisiyim. Bazen burada ukale arkadaşlarımız kötü kötü sözler söylüyorlar. Ya diyor Kayseri'de oturan adam nereden haber olacak falan filan. Ben bir kez daha kısaca söyleyeyim. Sizin şu anda takip ettiğiniz birçok Fenerbahçe sayfasının ben kurucu adminiyim. 2004 yılından beri bu işin içindeyim. Bakmayın siz ekranda 17'lik 18'lik delikanlı gibi gözüktüğüme. Yani e, yaşım bayağı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden de ben e, bu piyasanın içinde bayağıdır varım. Yani 20 yıldır 2004'ten beri diyorum. 20 yıldır bu piyasanın içindeyim. 20 yılda o kadar enteresan insanlar tanıdım ki. Hani Ali Şen'den Metin Şen'e, Ali Koç'tan Selahattin Baki'ye, ne bileyim Mehmet Alakuş'una, Kuşuna Serkan Acar'ına. Yani birçok isme şey yaptım, tanıştım. Birçok isimle tanıştıklığımız var. Birçok isim bilir beni, severler, sayarlar. Normal hayatta görüştüğümüz isimler var. Ünlüler var, ünsüzler var. Ünlü gibi olanlar var. ünsüz gibi olanlar var. Falan filan. Neyse. Çok tanıdığım var arkadaşlar. Merak etmeyin. Kayseri'den sizlere doğru haberleri durduk yere veremiyoruz yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi üç büyüklerin ortak hedefi Can Armando Güner. Diego Armando Maradona Can Güver. Şimdi genç yıldız için Borussia Mönchengladbach'ın 16 yaşındaki genç oyuncusu Can Armando Maradona Güner'i transfer için gündemini almışlar. U17 takımındaymış. Fikir alışverişinde bulunmuşlar. Resmi sözleşme sunacaklarmış. Dikkat çeken performans. Sen bana buradan bahset. Çünkü ben bu haberin bu haberin de niye yapıldığını farkındayım. Artık ben haberlerin niye yapıldığını anlıyorum. Anlıyorum. Ama sizin de anlamanızı sağlamaya çalışıyorum. Onu da söyleyeyim. Bu sezon 7 maça çıkmış U17'de. 7 gol 3 asistlik performans. Almanya U17'de 5 kez görev almış. 1 gol atmış. 2 kanatta da oynuyormuş. Haber yalan arkadaşlar. Lan neyinden yalan olduğunu anladım. Bize de anlat da biz de anlayalım bundan sonra. Arkadaşlar bakın. İşte Gersen Kirşen bölgesinde falan olacak çocuk. Oradan bahsedecek. Biz de diyeceğiz ki ee, falan filan diye. Şimdi Fenerbahçe'de değişim zamanı. Bakın değişim zamanı. Yalnız buradaki değişim sistemsel bir değişimden bahsediliyor. Şimdi Fenerbahçe'de milli ara sonrasında Osterwald'e stopere. Bilip Kostic sol bekem. Bright Osayi Samuel sağ beke geçecek. Kaç kişiyle? İrfan Can kahvecidinin süreleri artacak. Bakın haber şey gibi. Ben bir ısmarlama bir şey yapayım. Der gibi. Mourinho taraftara daha baskılı, topa daha fazla sahip olan bir Fenerbahçe izlettirecek diyor. Şimdi Risk alınmadan oynatılıyor Fenerbahçe. O yüzden de göze hoş gelen bir futbol yok. Ben size Türkçesini anlatayım. Fenerbahçe risk almadığı için göze hoş gelen futbol oynamıyor. Risk artınca göze hoş gelen futbol olacak ancak ee, yani ancak şimdi de o boyutu var. İşler değişecek. Arkadaşlar bakın risk riski doğurur. İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe gayet güzel. Başarılı sonuçlar aldı. Kabul. Her şeye kabul. Okey. Ona tamam. Buna tamam. Her şeye tamam. Eyvallah. Hiçbir şey demiyorum. Ama fakat lakin ancak İsmail Kartal döneminde bu sonuçlar alınırken bilmiyorum farkında mısınız? Yani bilmiyorum farkında mısınız? Bazı maçlar hep son dakika penaltı golleri. Bazı maçlar son dakika golleri. Şu bu. Hani onlarla geldi. Ve hiçbir şey demediniz. Ya arkadaş bakın Ersun Yanal'la tarihin en erken şampiyonluğuna yakaladık. Değil mi? Tarihin en erken. Kaç tane son dakika golü var? Hani risk bunu da doğuruyor. Ama kaç tane son dakika mağlubiyeti de olabilirdi. Tam tersi de olabilirdi. Orada maçlar da kaçabilirdi. Burada şu var. Bak Fenerbahçe'de Mario Branco, Jose Mourinho çeşitli toplantılar zaten yapıyor. Yani buna habere gerek yok. Ve Fenerbahçe Samsun Spor maçına birlikte çok büyük değişim yapacak diye haberler yapılıyor. Hani İrfan'ın süresi artacak, o sayı sağ, şöyle yapacak, böyle yapacak. Ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kötü futbolunun, göze hoş gelmeyen futbolunun sebebi kim biliyor musunuz? Fred. Fred, Fred. Bak şimdi diyeceksiniz ki hocam sen de var ya Jose Mourinho'ya taş toz, toz kondurmamak için Fred'i çamur attın. Fred 10 üzerinden 10 ya da 9 oynadığı her maçta Fenerbahçe'nin futbolu göze hoş geliyor. Bakın ne olur bana her maçtan sonra hatırlatın. Hocam Fred'e kaç verdin? Fred'e kaç puan verdin? Ben bundan sonra sofra skorum puanlarım değil kendi puanlarımı ön plan atacağım. Bakın benim Fred'e 9-10 verdiğim her maçta Fenerbahçe'nin futbolu göze hoş geldi. Derbi de olsa göze hoş geldi. Başka şey de olsa göze hoş geldi. Yani Fred'in performansı ama son haftalarda Fred'in yanına iki tane daha arkadaş eklendi. Osterwolde Mert Müldür. Fenerbahçe'nin sezon başındaki oyun kurgusunda iki tane önemli husus var. Bir, duran top. Rezil kullanıyoruz. İki, kanat beklerinin bindirmesi. Oster, Volde ve e, Mert Müldür inanın şu süreçte ikişer üçer tane asist yapmalılardı. Yapmadıkları için Fenerbahçe kötü oynuyor. Ben bir şey söyleyeyim. Biz Ferdi kaybetmedik. Biz soldan bindirecek ofansif bekimizi kaybettik. Ama Ferdi maksimenle oynayamazdı. Hani biz Tadiç'i e atıp tutuyoruz. Şöyle olsun böyle Bak Ferdi Tadiç'ten oynuyordu. Tadiç savunmaya yardımda bulunuyordu. Maksimen bulunmuyor. Ferdi Tadiç de çok gerilerdi. Acayip gerilerdi. Ferdi'den nefret ederdi. Çünkü Ferdi'nin savunma yönü zayıf. Onu kapatacak biri lazım. Osterwolde'nin savunma yönü güçlü. Ofans yönü. Ofans yönü. Koridor açılırsa güçlü. Maksimen koridoru kendine açıyordu. Ya yani Maksimen de Tadiş gibi koridor açma özelliği yok. O yüzden Osterwald'e de kötü. Bak Kostic savunma yönü de, ofans yönde güçlü oyuncu. Kostic'i sola monte ettiğimiz zaman o sayıyı sağa, sağa monte ettiğimiz zaman bir bir oyun değişmiş olacak. Fred de onun üzerinden 8'lik 9'luk oynarsa diyeceksiniz ki hocam milli ara Fenerbahçe'ye çok iyi geldi. Bu, cümle, bu cümlelerimi asla unutmayın. Şimdi mesela Sergen Yalçın diyor ki Jose Mourinho'yu anlamıyorum ben ya. Cengiz Ünder gibi bir kenarım varken Tadiş'le mi oynarsın sağ kenarda diyor. Yani Cengiz oynat diyor. Ben şunu söyleyeyim. Bak, cümlemi seçerek söylüyorum. Kimse kırılmasın, alınmasın diye. Sergen Yalçın burada aslında Fenerbahçe'ye kötülük yapıyor. O ayrı mesele ama iyilik de yapıyor. Ulan İrfancan Kahveci Fenerbahçe'de niye meşhur? İrfancan Kahveci Fenerbahçe'de gol potansiyeli yüksek isim gol atma ve attırma potansiyeli yüksek bir isim. Yani gol artı asist. Cengiz Ünder'in nesi meşhur? Cengiz'i Cengiz yapan nedir? Karkız hocam. Ya saçma sapan konuşmayın. Cengiz'i Cengiz yapan nedir? Cengiz'i Cengiz yapan öyle her maç 15 tane çalım 20 tane gol değil. Cengiz'i Cengiz yapan şutları bir şut gibi ortaları iki. Başka bir vasfı yok. Cengiz böyle adam geçip adam eksiltip gol atar attırır falan öyle bir Cengiz değil. Cengiz'in vasfı şu sağdan gider kaleye şut çeker gibi çeker birine çarpar gol olur sert gider gol olur falan filan maçın kahramanı olur. Cengiz sezonda 4 maçı kurtarsın bak 4 maçtan galibiyeti Cengiz getirsin benim için okeydir. 4 Cengiz getirir 4 İrfan getirir 8 10 Tadiç getirir 18 10 Ceko getirir 28 10 tane Fred getirir 38 böyle böyle bayağı maç kazanırsın. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak. Maximen sakat. Yani hasta. Solda bizim alternatif yok. Tadiçi sola çekip. Sağda İrfan'la başlarsak mükemmel olur. Şimanski de yorgun. Şimanski'yi dinlendirip Tadiçi ona çekip sola Oğuz Aydın ya da Cengiz'i koyup sağda İrfan ya da Oğuz Aydın'la başlarsa Samsun Spor hayatının şokunu yaşar. Çünkü hiç beklemedikleri isimleri savunacaklar. Ya arkadaşlar bir hazırlıklı olmak var bir de hazırlıksız olmak var. Hani e, hatırlayın Adana Demirspor ligin başında Fenerbahçe'ye karşı 16 yaşında kaleciyle çıktı. Ben ne dedim ulan bunlar yenilmeye çıktılar herhalde dedim. Park yemeye çıktılar. Bir tane gol atabildik. Bir gol atabildik. 16 yaşında kaleci. Çoğumuza sorsanız heyecan yapar şu bu. Anladınız mı? Bazen bir değişiklik bile insanı şok edebilir. Oğuz Aydın ilk 11'de başlasa ben şok olmam. Ama şunu söyleyeyim. Osayi, Kostiç'ten başlayacaksan kanatları Tadiç ve Osterbol'de yap. Şey, e, İrfancan Kahveci yap. Tadiç, İrfancan Kahveci sağ sol kanada oynasın. Osterbol, şey, e, Kostiç ve Osayi ile başlansın. Biz Samsun'u beşleriz bile. Sadece Samsun maçı üzerinde konuşmuyorum. Bütün maçlar üzerinde konuşuyorum. Süper Lig'deki maçlar. Bakın mesela Erdem Akbaş demiş ki Fenerbahçe'de sol kanatta bir değişim yaşanacak. Maksimen'i kulübede göreceğiz. Bu durumun sebebi Lewandowski'nin Şimanski'ye verdiği gibi paslar verememesi demiş. Bu da kötü niyetli bir yorum. Ama e, ben şunu söyleyeyim. Maksimen kadro dışında kalabilir. Çünkü sakatlığı var. Gribal enfeksiyonu var. Sırf bundan dolayı kadronun dışında kalabilir Maksimen. Bilginiz olsun. Tadiç Ali Koç'a birkaç yıl daha üst düzey futbol oynayabilirim başkanım diye mesaj atmış. Tadiç. Ben bunu söylediğim zaman gülüyordunuz benden. Ben 38'ine kadar oynayacak dedim. Israrlıyım. Cümlemin arkasındayım. Tadiç 38 yaşına kadar futbol oynayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. 38 yaşına kadar futbol oynayacak. Ama bunu Fenerbahçe'de oynayacak ama gidecek başka takımda oynayacak ben bilmem. Ama oynayacak. Bilginiz olsun. Anlaştık mı? İnşallah anlaşmışızdır. Şimdi e, birkaç yıl daha futbol oynayabilirim cümlesi sözleşmemi uzatın da olabilir. Ama şu var. Tad için sözleşmesi uzatılacaksa bile parasını kısması lazım. Paul Pogba eğer bir gün Jose Mourinho'yu görürsem ona kocaman sarılacağım. Ama bir gün birlikte oturup bunu tartışmamız gerekecek demiş. Pogba biliyorsunuz ceza almıştı. E, dopingten. Yani ben hilebaz değilim falan filan dedim Yani e, Transfer market verisi epey düşen bir oyuncu Hatta transfer marketten parasını kaldırdılar 31 yaşına geldi merkez orta saha Ve doping cezası 10 Mart 2025'e kadar yok En son ceza aldığında herhalde 35 milyon euro falan da Gittikçe düşen bir performans Yani Sözleşmesini falan fesh etseler, Fenerbahçe alsa nasıl olur diye düşünüyorum. Bir senesi kalmış. Ya hoş da olur aslında ama neyse ben çok detaya girmeyeceğim. Ama şu var, Pogba sürprizi, Fenerbahçeye. E, hani böyle isimler de gerekiyor mu? Ya e, böyle isimleri siz istiyorsunuz. Ben No name isimler istiyorum. Böyle hani daha adı duyulmamış ama coşacak isimler istiyorum. Ama sizler ne istiyorsunuz? Sizler isimli futbolcu olsun, cisimli olsun falan filan. Mesela bakıyorsun Veratti. Ya Veratti'nin son durumundan benim haberim yok. Belki kötüye gitmiştir. Serdar Azmun. Yani Ennesir yerine Serdar Azmun'u aldığın zaman bir her şey değişecek mi? Ennesir'i kazanmak Serdar Azmun'u getirmek de daha kolay. Onu da söyleyeyim. Can Armanda Güner'le ilgili bir bilgim yok. Paul Pogba'yla ilgili bir bilgim yok ama bu laflar boşuna edilen laflar değil. Çağlar'ın Mert ve Hakan'ın dönmesi en azından iyi olur. Maksimen muhtemelen oynamayacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İsmail Yüksek de muhtemelen yedekler arasında yer alacak. Ama burada mühim olan mesele nedir? Burada mühim olan mesele Maximen kadroya alınmayabilir. 4 tane kanadım var zaten. Tadiç oynayabilir. Cengiz, İrfancan, Oğuz Aydın oynayabilir. Artı sen Kostiç'i alacaksın. Levent Mercan'ı da ekleyebilirsin arkasına. Çok geniş bir kadromuz var. Oynamayanın eksikliği hissedilmez. Onu söyleyeyim. Ha, Maksime'nin Manchester United maçında oynaması benim için daha mantıklı. Ama Samsun maçını kazanmak da yani kazanmadıktan sonra Manchester'ı kazansan neye yarayacak? İkisini de kazanalım. 6 tane maçımız var milli maça kadar. Onu da kazanalım. Bunun dışında ben bir Cengiz Ünder ya da Oğuz Aydın Esprisi bekliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bekliyorum. Ya hocam işte bak bir de şu var. Unutmadan onu da belirteyim. Mourinho garantici adam. Doğru. Adam diyor ki bak ben Fenerbahçe'yim. Ben bir şekilde atarım. Ama bir şekilde de hani o golü bulmam lazım diyor. Doğru. O golü de bulması lazım. Ben Fenerbahçe için şunu söyleyeyim. Hatırlatmak babında söyleyeyim. O sahayı dönerse, kostiç sol beke monte edilirse Stoper'de Osterwolde oynamış. başka oynamış. Çok mühim değil. BKO'cıkı da oynar. E, çağlar da oynar. Hepsi de oynar. E, buna çok takılmıyorum. Ama mesela Manchester United maçında Osterwolde'yi oynatacaksın. İhtiyacın var. Ligde dinlendirebilirsin. Kostüç oynatırsın. E, BKO'cıkıyla çıkarsın. Samsun deplasmanına. Perşembe'ye de hazırlık yaparsın. Bir de şu 5 oyuncu değişikliği var ya mükemmel bir şey ya. Cidden mükemmel bir şey senin perşembe maçın var pazar günü misal skoru elde ettin oyuncu değişikliği yap 5 kişiyi birden dinlendir yani çok güzel rotasyon dinlendirmesi oluyor 3 günde bir maça beş günde bir maça kimse alay zırlamasın zaten iş böyle giderse yakında var ya kulüplerin maçları üç günde bire kesinlikle dönecek maç sayısını arttıracaklar kadroları genişletecekler herkese süre gelmiş olacak bu sayede İyi rotasyon yapan daha iyi gitmiş olacak çünkü futbolda hemen hemen takımların hepsinin oyun sistemi birbirine benzemeye başladı. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Oyun sistemleri çok benziyor takımları. Ya bundan önüne geçmek de böyle olacak. Hani bir Mert Hakan'ın iyileşmesi tabii ki de iyi bir şey. Ee, Maxime ve İsmail dediğim gibi kadronun dışında kalacaklar gibi duruyor. Yani riske edilmeyecekler gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama Amrabat, Ennesiri, Livakovic, Şimanski bakın milli takımdan geç dönecek olmalarına rağmen durum bu. Edince ko Ennesir belki çift forvet 4 4 2 çıkacağız. Ama ve deplasman 4 4 2 çıkacağımızı zannetmiyorum. Onun dışında ben Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Allah Fenerbahçe'mizin yar ve yardımcısı olsun. Taraftar olarak size tekrar tekrar söylüyorum. Hep destek, tam destek. Lütfen desteğimizi Fenerbahçe'den eksik etmeyelim. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için, kanala abone olduğunuz için, yanımda olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfen videoya dair benden kalp alabilecek güzel bir yorumda bulunur. Hani sadece Fenerbahçe yazıp bırakmayın. Lütfen arkadaşlar ben de kalp atayım. Bu sayede hediye üyelikleri de kolayca gelsin. Görüşmek üzere.